Bilim, başta kadın arkadaşlar olmak üzere bütün Seferihisar, HDP üyesi, HDP'ye gönül verenler, değerli misafirler, hepinizi HDP İl Örgütü adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi çok siyasi tahlil yapmayacağım. Sevgili vekilimiz Türkiye ile ilgili, genel gündemle ilgili yapacak mutlaka. Bizim hiçbir dönem normal süreç yaşamadık, sevgili Canan Başkan'ın da söylediği gibi. Bu ülkede Kürtler, Aleviler, sosyalistler, devrimciler, bütün muhalifler hep olağanüstü süreç yaşadı. Yaklaşık 100 yıldır bunu yaşıyoruz. Ama her dönemin kendine ait bir özgünlüğü vardır. Bu dönemin özgünlüğü de yaptığımız ilçe kongrelerinde de hep söylüyoruz. Fedakarlık üzerinden giden bir süreç. Bir defa yönetici olan bütün arkadaşlar bu partinin bayrağının yerde kalmayacağını bilerek görev aldılar. Koşullar bu kadar zor. İkincisi 6000 tane kadrosu içeride olan bir partiden bahsediyoruz. Ve hala Seferihisar'da biz bu iradenin var olduğunu dosta düşmana gösteriyoruz. Bu sürecin bir anlamı da bu. Bir başka boyut, bu kongre süreçleri gibi önümüzdeki dönem kongre süreçleri yaşamayacağız diye inanıyoruz. Biz mutlaka 2 sene sonraki Seferihisar Kongresi'nde başka bir şey konuşmuş olacağız. Başka bir ülke gündemiyle yoğunlaşmış olacağız. Ki biz inanıyoruz ki HDP'nin yürüttüğü mücadele zaferle sonuçlanacak. Başta Sayın Öcalan olmak üzere Orta Doğu ile ilgili fikriyatı projesi hayata geçecek. Orta Doğu'da bütün farklılıklarımızla, renklerimizle beraber bir arada barış içerisinde yaşayacak bir ülke tesis etmek için bir başlangıç olacak. Sevgili Selahattin Başkan ve Fügen Başkan'a da bir selam yollamak istiyorum burada. Kendileri içeride direnerek, bütün kadro arkadaşlarımız içeride direnerek bu mücadeleyi de destek veriyorlar. Biz onların o duruşuyla da aynı zamanda moral buluyoruz. Dışarıda kalan biz arkadaşlar da bu iradenin kırılmayacağı